İçlerine bak. Ama yani şeyine bakabilirsin. Boşuna kafa patlatır. Yani sadece isim yapmıyorum işte. O kadar aşağı isim yapıyorum. Yani isim yapıyorum. Saygıdeğer hocalarım ve kıymetli arkadaşlar, yeni bir Satken Mühendislik programına daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün otomotiv üretiminde karar verme adlı sunumunu gerçekleştirmek üzere Ford Otosan Kalıp İmalat ekip lideri Sayın Mehmet Burak Mısırlı aramızda bulunmakta. Kendileri sunumlarına geçmeden önce kısaca özgeçmişlerini aktarmak istiyorum. Mehmet Burak Mısırlı, 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Polin Su Parkları Anonim Şirketi'nde kompozit Ar-Ge mühendisi olarak mühendislik yaşantısına başladı. Burada polimer matrisli malzemelerin kürlenme sürelerini düşürmek amacıyla poliüretan matrisli kompozit malzemeler üzerine çalışmalar yaptı. Yaptığı uygulamalar dekoratif amaçlı yapısal yük taşımayan ürünlerde devreye alındı. Yaklaşık 2 yıllık çalışmasının ardından Ford Otosan'da saç şekillendirme kalıp preset mühendisi olarak çalışmaya başladı. Ford Courier, Ford Transit araçlarının devreye alımlarında ve seri imalatlarında sorumluluklar üstlendi. Bu çalışmaların ardından ekip liderliği pozisyonuna atandı. Mehmet Burak Mısırlı şu an dünyanın dört bir yanına saç metal kalıpların üretimini gerçekleştiren Ford Otosan Takım Kalıp Müdürlüğü'nde kalıp imalat ekip lideri olarak meslek hayatını sürdürmektedir. Şimdi sunumlarını gerçekleştirmek üzere Sayın Mehmet Burak Mısırlı'yı sahneye arz ediyorum. Yaklaşık 4,5 yılımı ben de buralarda geçirdim. Sizler gibi ben de konferanslara bir şeyler öğrenmek için farklı farklı ülkelerin içine bulunmaya çalıştım. Dinlerken de sizler gibi her zaman şu soruyu soruyorum. Mezun olduğum zaman ne yapacağım diye. Mutlu olacak mıyım? Neler beni bekliyor gibi. O yüzden biraz heyecanlıyım şu an. Heyecanlıyım. Düşersen kusura bakmayın. Siz de benim heyecanımı biraz almak için katılabilirsiniz. Aklınızdaki soruları her zaman sorabilirsiniz. Unutmayın, ben de 5-6 yıl önce buralardaydım. Buradan geldim. Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği'ni bitirdim. 2012 yılında tamamladım. Çok keyifli bir öğrencilik hayatı geçirdim burada ben. Ardından da meslek yaşantıma başladım. Dediğim gibi hep böyle acaba nasıl bir hayat bekliyor beni diye düşünüyordum. Acaba mutlu olacak mıyım diyordum. Aslında Aristo 2000 yıl önce mutluluğun tanımını güzel bir şekilde yapmış. İnsanın her şeyden önce istediği en mantıklı şeyin mutluluk olduğunu söylemiş. Bunu düşündüğü zaman niye her şeyden önce? Çok basit bir şey var. Mesela param olsun ama mutsuz olayım demez hiç kimse. Veya çok arkadaşım olsun mutsuz olayım demez. Böyle mantıklı bir şekilde bunun açıklamasını yapmış. Peki mantık nedir dediğim zaman da Aristo'nun açıklamasından kendi kendime bu sorgulamaları yaptığım zaman da insanın tecrübeleriyle bilgi birikiminin bir araya gelmesi sonucu ortaya koyduğu kararlar. Bu tanımı ben yapıyorum. Herhangi bir yerde değil. Düşündüğüm zaman nasıl bir mantıkla hareket ediyoruz diye. Bir yanda tecrübeniz var. Bir yanda öğrendiğiniz şeyler var, bilgi birikimi var. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman mantık ortaya çıkıyor ve sizin etrafınızda bir cevap verdiğiniz zaman evet bu mantıklı denmesine sebep oluyor. Tecrübe ilginç bir şey. Tecrübenin birçok tanımı var. Tecrübeye baktığınız zaman nedir diye. Bu da yine bir aslında çevrime giriyor.
mantık ve bilgi birikiminin sonucunda ortaya çıkan bir şey, tecrübe. Şimdi bir kişi 30 yıl boyunca bir işi yapıyor, ardından da evet çok tecrübeli diyor. Aslında hem mantığını hem bilgi birikimini biriktirdiği için o işte tecrübeli oluyor. O yüzden de bu kişiyi tecrübeli diye adlandırılıyor, mantığını kullanıyor ve bilgi birikimiyle ortaya koyuyor bir karar. Peki karar nedir diye bizim konumuza geldiğimiz zaman da, karar da aslında bir iradedir. Olumlu ya da olumsuz ortaya koyduğunuz iradedir. Sizin kendi yaşantınızda da olabilir bu. Veya başka bir yerde teknik olarak vereceğiniz kararlar da olabilir. Bir insan günde yaklaşık 35 bin tane karar veriyormuş. Yaptığınız her an. Yemek yerken bile 225 tane karar veriyormuşuz. İlginç, ben yemek yerken biraz daha fazla karar veriyoruz diye düşünüyordum. Yemek yemeyi seviyoruz çünkü, ben seviyorum. Nedir dediğiniz zaman da mantık ve tecrübelerimizle ortaya koyduğumuz olumlu ya da olumsuz iradeler. Bugün çok fazla teknik şeyler anlatmamaya çalışacağım size. Zaten mühendislik öğrencisiniz birçoğunuz. Teknik olarak böyle akademik bir şekilde sürekli slaytlar üzerinden birçok bilgiye maruz kalıyorsunuz ama ben ilk meslek yaşantıma başladığım zaman teknik olarak iyi olduğumun farkındaydım. Ama bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyordum. Neyi ne zaman uygulayacağımı, nerede nasıl karar vermem gerektiğinden çok emin değildim. Hala da onun gelişimini yaşıyorum ve devam ediyorum. O yüzden bugün size anlatacağım şeyler daha çok karar verirken biz nelere dikkat etmeliyiz, nasıl teknikler uygulamalıyız veya biz karar verirken neler beynimizden geçiyor, onları anlatmaya çalışacağım. Bunlara sahip olduğunuz zaman zaten aldığınız teknik bilgi birikimini de çok iyi bir şekilde kullanacaksınızdır. Dediğim gibi istediğiniz zaman beni bölebilirsiniz, istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz, katılabilirsiniz, aklınıza geleni hemen el kaldırıp ne yapacağız diye sorunuzu yöneltebilirsiniz. Mikrofonlar varmış, evet. Şimdi az önce dedim, karar verme sırasında beynimizde birçok şeyler oluyor. Bir karar anı vardı. O karar anında nörobilimciler incelemişler, beynin iki bölgesi harekete geçiyor. Nasıl incelemişler diye baktım, işte kan akışı değişiyor. O zaman diyor ki, evet beynin burası çalışıyor diyor. Birinci kısım, haz ve egolarımız üzerine çalışıyor. Çok çabuk karar veriyor, çok hızlı karar veriyor. Bir sürü sinaps var, hemen bizim karar vermemizi sağlıyor. İkinci kısım ise daha mantıklı, daha sakin ve daha uzun sürede karar vermemizi sağlıyor. Bunları, bu beynimizin yapısını iyice anladığımız zaman bizim anlık bir şeylerle karşılaştığımız zaman nasıl karar vermemiz gerektiğini yönetmeye başlıyoruz aslında. Mühendislik yönetiminde de bir ders var, karar verme diye. Karar verme çok önemli. Hayatınızda sizin nereye gideceğinizi anlık olarak verdiğiniz kararlarınız belirliyor. Hayat tercihlerden ibaret diye bir laf da var. Bu beynimizin iki kısmının çalışmasıyla ilgili de bir araştırma yapmışlar. Birinci ve ikinci kısım nasıl çalışıyor diye. İlk gruba işte bine yakın öğrenci belirlemişler. İlk gruba 7 haneli bir sayı tutturmuşlar. İkinci gruba da 2 haneli bir sayı tutturmuşlar. 7 haneli sayıyı tutan arkadaşlara sonra bu sayı tuttuktan sonra iki çeşit yemek sunmuşlar. Bir tanesi böyle salatadan oluşan daha sağlıklı, insana daha faydalı olan. Diğeri de işte kek, börek, böyle daha zararlı diye düşündüğümüz şeylerden oluşan. 7 haneli rakamı tutanlar beynin ikinci kısmını, yani daha yavaş çalışan kısmı kullandıkları için birinci kısım boş. Birinci kısım az önce de söylemiştim, hazımıza yönelik kararlar verdiğinden dolayı keki ve böreği tercih etmişler. İki haneli sayı tutanlar ise daha mantıklı düşünebilmişler. Çünkü birinci kısımla İki haneli sayı tuttukları için ikinci kısım boş ve daha mantıklı karar verebiliyorlar. Bu sayede de salata ve daha faydalı olan yemekleri seçmişler. İşte bunu düşündüğünüz zaman, beyninizin neresinin çalıştığını düşündüğünüz zaman, bir karar verme anınızda daha mantıklı kararlar verebileceksiniz. Karar verme anınızda sizi etkileyen birçok etken var, çevre etkenleri de var ama böyle sıraladığınız zaman yaşadıklarınız, beklentileriniz, sizden beklenenler, bir karar veriyorsunuz ama çevrenin de sizden bir beklentisi var. Bu kararı verdikten sonra katlanabilecekleriniz ve kararınızın sonucunda vazgeçebilecekleriniz ve ruh haliniz en önemlisi. Bir kitap var, Decision Book diye. Birçok yöneticinin işte masasında olur, 100'e yakın karar verme tekniğini içerir. Bir de Drive diye bir kitap var, işte motivasyonun
nasıl olması gerektiğini anlatır. Bunlar tüm dünyada çok satan kitaplar. Temin ederseniz sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Oradan birkaç tane örnek size çok fazla teknik olmadan günlük hayatın örneklerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi başladığımız zaman yaşadıklarımız kısmında bunu ortaya koymak için işte literatürde vesaire her yerde birkaç çizelge var ama en basiti bu şekilde. Tabii bunları gösterdiğim zaman bunu çizerek karar veremezsiniz tabii ki ama buradaki anlattığım şeylerden kendinize en ufak da olsa bir çıkarım yapabilirseniz karar verme anlarında daha iyi sonuçlara ulaşacaksınız diye düşünüyorum. Bir kere hedeflerin ne? Şimdi ben otomotiv sektöründe çalışıyorum. Sürekli çok sert hedefler var. Sürekli en iyisi olmak zorunda. Ford Otosan değil, işte sürekli ihracat lideri, Ford fabrikaların içinde en iyisi olacağız. En kaliteli arabayı yapacağız. Dünyanın her yerine vereceğiz. Tamam, hedeflerimiz bu. Bunu bireysel olarak da düşünebilirsiniz. Bir şirketin hedefleri olduğu gibi bireysel hedefleriniz de var. Hedeflerim var ama daha önce bu hedefleri gerçekleştirmek için, daha önce öğrendiklerim ne? Ben gerçekten bu hedefleri oluşturabilmek için mevcut öğrettilerimle bunu gerçekleştirebilir miyim diye bir düşünmeniz gerekiyor. Eğer ki hedefiniz çok farklı bir yerde ama sizin kendi temel altyapınız bunu sağlamıyorsa o zaman gerçekçi bir hedef ortaya koyamamışsınızdır ve hatalı bir karar veriyorsunuzdur orada. O yüzden kendinizi tanımanız çok önemli. Engeller ne olacak? Bunu tahmin edebilenler zaten başarılı oluyor. Bir engeli daha önceden tahmin edebiliyorsanız, işte bir karar verdiniz, ileride ben mezun oldum, işte şu şirkette başlamak istiyorum. O şirkette başlamak için benim engellerim ne? Eğer onu biliyorsanız zaten siz o şirkete gireceksiniz demektir. Veya biz araç üretiyoruz, otomotiv sektöründeyiz. Bu arabayı ürettiğimiz zaman en çok satan olmak için, en karlı şekilde satan olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu engeller ne diye kendimize sorduğumuz zaman ve onların cevapları gerçek dünyayla birebir eşleşebiliyorsa, evet o zaman siz doğru yoldasınızdır, hedeflerinize doğru ulaşabileceksinizdir. Başarıların ne? Daha önce koyduğun hedeflerin ne kadarını başarabildin? Gerçekçi misin? Bir sürü karar alıyorsunuz. Pazartesi günü diyete başlıyorum. Pazartesi günü vizeye çalışmaya başlıyorum. Gerçekten pazartesi günü başlıyor musun? Yoksa pazartesi günü akşama doğru mu başlıyorsun? Veya hiç başlamıyor musun? Salı günü mü başlıyorsun? Bir sonraki kararında koyduğun hedefte bunu düşünerek yapman çok faydalı olacak senin için. Diğeri de çevre ve insanlar. Sen bir iş yaparken senin çevrendeki insanlar senin nerende? Önünde mi, yanında mı, arkanda mı, destekçi mi, çekiyor mu, çekmiyor mu? İş hayatında da aynı şekilde. Çalıştığın ekibin çok önemli. Eğer bir karar alıyorsan, tek başına bir şey yapacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Ekibinle birlikte yapman gerekiyor. Otosan'da biz 1500 tane araç üretiyoruz bir de. İşte kurye, custom, bir de transit. Dünyanın şu an tam rakamı hatırlamıyorum ama sayıyı hatırlamıyorum ama 96 ülkesinde ihracat yapılıyor. Ve her verdiğiniz karar çok önemli. O yüzden kararı verirken hedeflerin ne olduğundan çok emin olmak gerekiyor. Aksi halde arabayı yaptınız, işte Danimarka'ya gitti. Bir 15 gün sonra Danimarka'dan bir telefon geliyor. Arabanın şurasına şu yapmışsın ama ne oluyor diye. Ekibin o yüzden önemi çok fazla. Şimdi bu grafik gerçek böyle yılan gibi gözüküyor ama gerçekten işte bir projenin devamı ve pozitif yönde gelişimi üzerine bir grafik bu. Grafiğin 3 tane çizgisi var. İşte sizden beklenenler, çevrenin etkisi, gerçekte olan ve sizin beklentileriniz. Şimdi bu grafiği ilk gördüğümde arkadaşlarıma, çevremdeki arkadaşlara sordum. Herkes farklı farklı yorumladı. Ben kendi yorumumu anlatacağım. Siz de farklı yorumlayabilirsiniz. Şimdi bir projeye başlıyoruz. İşte ben kendimden örnek vereyim. Yeni transitin bu aralar işte 2024'te, 2025'te çıkacak transit çalışmalarını yapıyoruz şu anda. Elimizde mevcut bir transit var, custom var. Bundan farklı olarak işte müşteri beklentilerine vesaire, oralara da değineceğim birazdan. Bir hedef koyuluyor. O hedefi yapmak için sen kendi bölümünde, kendi ekibinde bir şeyler yapman lazım. Bu dediğim gibi sizin beklentileriniz yeşille gösterilen, kırmızı sizden beklenenler, mavi de projenin gerçekte olan gidişatını gösteriyor. Bu Otosan'a ait değil bu arada, genel bir kabul. Şimdi proje başında işi siz yapacaksınız ya, kendinizden çok eminsiniz. Genelde sizin beklentiniz sizden beklenenden daha fazla oluyormuş. Bu çok tehlikeli bir nokta, birazdan anlatmaya başlayacağım. Şimdi sizin beklentiniz daha fazla ya çevrenin beklentisinden. Şu anda bir problem yok. Projeye başladınız.
İşte arabanın dizaynları gelmeye başladı. İlerliyorsunuz. Bir sonraki işte ilk ürüne doğru gitmeye başladınız artık yavaş yavaş. İlk ürün ortaya çıkacak. Tabii sizin beklentiniz çok yüksek ama realite bu şekilde olmuyor. Gerçekte olan biraz daha aşağıda. Çevrenin beklentilerindense biraz yukarıda. İşte tehlikeli olan nokta bu. Sizin beklentiniz çok yukarıdaydı. Sizden beklentiler çok aşağıdaydı. Gerçekte olan sizin beklentinizden aşağıda ama çevrenin beklentisinden biraz daha yukarıda. Ne oluyor sonra? İlk ürüne doğru gitmeye başlıyorsunuz. Projeyi çok iyi sunuyorsunuz. Harika çizimler var. Müthiş mühendislik hesaplamaları yaptınız. Uçanı kaçanı yakalıyorsunuz. Her şey mükemmel. İlk ürün çıktı ortaya. İlk ürün patates. Hiç güzel değil. Hayal ettiğiniz gibi değil. Sonra ne oluyor? Bir kriz ortamı başlıyor. İlk ürün çıktığı zaman genelde öyle olur. Patlan araba iner. Her yerinde problem vardır. Yani dışarıdan kimse anlamaz onu ama içerideki mühendisler ne yapması gerektiğini bildiği için gerçekten öyle olmadığını farkına varırlar. Çevrenin beklentisi fazla. Bu sefer siz real ürünü gördüğünüz için beklentiniz düşmeye başladı artık. Ya abi biz bunu düşündük ama böyle olmadı. Beklentiniz düştü. Zaten gerçekte olan daha da aşağı. Sizin beklentinizden. İşte ilk patlama anı neden oluyor biliyor musunuz? Çevrenin beklentisi çok düşüktü. Siz çevrenin beklentisinden biraz daha iyi bir ürün ortaya koydunuz. Bütün problem burada. Çevrenizi çok iyi tanıyamıyorsunuz çünkü. Siz eğer çalışma ekibinizi ve diğer istasyonları çok iyi biliyor olsaydınız beklentilerinizi dengeli bir noktada tutabilirdiniz. Ve daha doğru kararlarla daha reel bir proje hayata geçirebilirdiniz. Ama olmadı. İlk ürün çıktı dediğim gibi bir kaos ortamı var. İlk patlama anı oldu. İlk ürünün içinde devam ediyorsunuz siz çalışmalarınıza. Sonra ilk ürünün sonuna doğru geliyorsunuz artık. İlk üründeki düzeltmeleri yapıyorsunuz vesaire. İkinci patlama anı oluyor. Yine çevrenin beklentisi çok yüksek. Neden? Çünkü zehri aldı en başta. Çevrenin beklediğinden daha iyi bir ürün ortaya koydunuz. İkinci bir patlama oluyor ve artık siz de yavaş yavaş oyundan düşmeye başlıyorsunuz. Dikkat ederseniz çevrenin sizden beklentileriyle sizin beklentiniz arasındaki makas açılmaya başlıyor. İkinci patlamanın olduğu yerde. İlk kriz olduğu zaman işte araç hatta girecek, işte seri imalat başlayacak, müşteriler sipariş vermiş vesaire. Evet, devam edelim mi, etmeyelim mi? İlk kriz geldi, bunu yönetmeniz gerekiyor. Gene sorumluluk sizde. Ama beklentiniz düşük. O yüzden ürünün beklentisi gerçekte olanın daha da aşağıya inmeye başlıyor. Çünkü siz de demoralize olmaya başlıyorsunuz. Çevrenin beklentilerinden daha da aşağıdasınız. Sonra bir dengeleme anı var. Herkesin gerçeği gördüğü, ürünün ne olacağı ile ilgili. Siz de kendi içinizde yaşıyorsunuzdur. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sonra bir dengeleme anı geliyor. O dengeleme anında gerçeklerle karşılaşıyorsunuz ve ne yapmanız gerektiğini daha doğru kararlar veriyorsunuz. O dengeleme anından sonra zaten artık olması gereken olduğu gibi oluyor. Proje sonunda siz harap kitap durumdasınız ama etraf mutlu. Bu da değişik bir gösterge, sonuçta. Çünkü şunu fark ediyorsunuz, etraftaki beklentiler genelde yöneticileriniz oluyor. Neyin ne olacağını sizden daha iyi biliyorlar aslında. Bu anlık yükselişler ve düşüşler bir yönetim stratejisi oluyor. Bunun da farkında olduğunuz zaman kendinizi ne kadar yormanız gerektiğini farkında oluyorsunuz. Sonuç ortaya çıktı. Gerçekte olan gene sizin beklentinizin yukarıda. Sizden beklenen her zaman çok yukarıda olacak. O yüzden benim bir önerim olacak. Kararları hep kendiniz için verin. Kendi düşünceleriniz için. Kendiniz için verin derken o tehlikeli bir kelime ama etrafın beklentilerini hiçbir zaman karşılayamayacaksınız. Kendi düşüncelerinizle neyden mutlu oluyorsunuz onu düşünerek karar vermeniz sizin real hayatta daha başarılı olmanızı sağlayacak. Otomotiv sektöründen bir örnek veriyorum. Şimdi nelerden vazgeçebiliriz? Bu kadar şey hayata geçirdik vesaire. Dediğim gibi örnek verdiğim kitaplardan alıntı bu grafikler ve şeyler. Siz bir karar aldınız, o kararı uygulayacaksınız. Bu çemberin etrafındakileri siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın ismini bile yazabilirsiniz. Az önce dedim, bunu çizin diye söylemiyorum ama bir karar verirken mutlaka bunlar aklınızın bir köşesinde olmalı. Sizin için daha faydalı olacak. Bu çemberin ok yönünde hareket etmesi gerekiyor. Ok yönünde hareket edebilmesi için de her bir beklentinizin belirli seviyede dengede olması lazım. Dengede olmazsa tekerlek dönmüyor. Bir yerde hayatın bir noktasında veya bir projenizde mutlaka tökezleme noktasına geleceksiniz. Siz döndüğünü zannedersiniz. Mesela çok iyi para kazanıyorsunuzdur.
teker oranın üstündeyken devam eder ama bir bakmışsınız para bende ama işte neyim kroyum diye söylerler ya, kendinizi geliştirmemişsiniz. Kişisel gelişiminiz geride kalmış ve çevre ve ortam sizden uzaklaşmış. Çok param var zannederken hayat ilerlemiyor bir yerden sonra. O yüzden çemberin mümkün mertebe ne kadar olabilir bilmiyorum. Ben çok olabileceğine de inanmıyorum ama verdiğiniz kararlarda hangi sektörde çalışırsanız çalışın, iş hayatınızda veya özel yaşantınızda mutlaka yürütebileceğiniz kadar olması gerekiyor. Birbiriyle dengeli olması lazım. Bu genel bir kavram. Dediğim gibi istediğiniz şeyi istediğiniz yere yazabilirsiniz. Eğer ki bunu oluşturmuyorsanız, parayla gürele gidiyorsanız iş yaşantısında mutlaka bir gün çok fena duvara tostlayacaksınız. Herkes tostluyor. Tostladıkları herkes anlatıyor. Ben de şimdi bunu anlatıyorum. Ben de çok fazla tostluyorum. Bir sürü kendi içinde çelişkiler yaşıyorum. İşte bir karar alıyorum. Bunu gerçekten yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Yaşıyorum ama ben sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Her verdiğim bir kararda bunu mutlaka bir sonraki noktaya götürmeye çalışıyorum. Ve en sonunda demin de dediğim gibi bu halimiz. Şimdi dört tip insan varmış. Dört tip insan, bir direkt negatifler, olumsuz yıkıcı dediğimiz. Adam negatif ya, ayakkabı işte. Sürekli negatif. Olmaz, hayır. Niye olmaz? Olmaz. İstemiyorum. Bu tipler çok fazla hayatınızda olmaması gerekiyor iş hayatında. Biz de böyle proje toplantılarına geliyoruz. Demin de dedim ya, transitin toplantılarını yapıyoruz şimdi. Sizin 2025'te göreceğiniz aracı. Bir kısım var, olmaz. Yani insanlar çeşit çeşit. Dört tane insan her yerde var. Her yerde var. Burada da var, başka yerde de var. Olmaz diyor. Niye olmaz? Olmaz. Peki olmaz. Sonra yapıcı olumsuz dediğimiz. Bunlar çok faydalıdır. Genelde çevrede çok sevilmez bu tipler ama ben genelde bu tarz insanlarla çalışmayı daha fazla seviyorum. Zor oldukları kadar da sizi geliştiriyorlar. Adam hayır diyor ama neden hayır dediğinin bir gerekçesi var. Çok değerli bir şey bu. Şimdi şöyle düşünün. Otosan yaklaşık 11 bin kişinin çalıştığı bir şirket. İşte her bir ürünü 150 bin, 200 bin lira değerinde bir dakika içinde neredeyse 1,5 araç çıkıyor. O kadar hızlı bir tempoda çalışıyorsunuz. Dediğim gibi dünyanın her yerine gidiyor. Bir şeyleri sürekli iyi yapıyor olamazsınız. Bir yerlerde bir şeylerde bir problem çıkar illa. Bu problem çıkmadan önce etrafınızdaki bu hayır, çünkü diyen kişilerin dedikleri çok önemli. Eğer onların neden olmayacağını iyi dinleyip iyi analiz ederseniz, en sonunda kendi nihai kararınızı verirseniz çok başarılı noktalara gideceksinizdir. O yüzden bence çok değerli bu arkadaşlar. Ne direkt pozitifler var, ne deseniz tamam der. Yapar ama genelde bu işte literatürde çok, psikolojide çok olumlu karşılanır ama ben bir türlü anlayamadım. Her şey tamam diyen insan ne kadar faydalı, ne kadar şirketi veya şirketleri nereye götürür, bir soru işareti aslında bu. Ben o yüzden kendi, bu sahne şu an bende olduğu için kendi görüşümle anlatıyorum. Ama genelde bu evet ve şöyle yapmalıyız diyen kişiler genelde daha ön planda ve daha karar verici noktalarda oluyorlar. Karar verici noktadaki insanın bu kadar pozitif olması doğru mu? İlerideki yanlışları görmek için ekibinin koruması mı doğru? O bir soru işareti işte aslında. Bir de olumlu yıkıcılar var. Evet ama şu da olur. Yani şu iki çapraz bence daha faydalı şu iki çapraza göre. Siz şu anda bir karar alırken hangi ruh halindesiniz? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Bir şirkette çalışacaksınız veya kendi işinizi kuracaksınız. Karar verirken ben şunu aklınıza getirdim. Ben şu an ne hissediyorum? Ne durumdayım? Gerçekten pozitif miyim, negatif miyim, pozitifim ama biraz yıkıcı mıyım? Kendinizi bilirseniz çok daha doğru noktalara geliyorsunuz. O az önceki dört bu halinden hangisinde olursanız olun, mutlaka şu üç turu yapmakta fayda var. Mesela biz otosanda öyle oluyor. İşte bir yatırım yapılacak veya işte aracın herhangi bir yerinde bir değişiklik var. Aracın bir bölgesini değiştireceğiz. Sunumu hazırlıyoruz. Oo mükemmel. İşte arkadaşlarla böyle birbirimize gaza getiriyoruz. Abi mükemmel oldu işte. Bu sefer kesin işte çok beğeni alacağız vesaire diye gidiyoruz. Hop duvara tas çarpıp geri dönüyoruz.
sunduğunuz kişi size öyle bir şey söylüyor ki gerçekten olmayacağını kabulleniyorsunuz. O yüzden bu üçtür çok önemli. Önce bir ilk fikir geliyor ya, taslak bir plan oluşturuyorsunuz kararı vermek için. Mutlaka daha önce bunu yaşamış biriyle bunu paylaşmanızda fayda var. İşte ikinci tura başladılar. Düzeltme ve katkı. Sizi de aynı fikri düşünen kişilerle bu fikrinizi hazırlayıp eğer sunarsanız mutlaka bir duvara toslayacaksınız. Mutlaka. Bir gün, bugün olmaz, yarın mutlaka bir problem yaşayacaksınız. O yüzden sizin aynı fikirde olmayan veya daha önce bunu yaşamış biriyle düzeltme ve katkı denen şeyi yapmanız lazım. İşte sunumu hazırladınız, kendinizce mükemmel. İşte başka bölümden bir arkadaşınızla. Ya dostum ben bunu hazırladım böyle. Bir de sen baksana, sen daha önce bunu sunmuştun. Veya sence nasıl olmalı? Olması gerekiyor. Onu aldıktan sonra da o optimizasyonu yapmanız lazım. O zaman bu halinizi biraz daha egale etmeye başlıyorsunuz. Anlık olarak kararı verdiğiniz hop sundunuz. O zaman mutlaka bir duvara toslayacaksınız demektir. İşte en çok problem yaşadığımız anlık kararlar. Bu Eisenhower grafiği diye söyleniyor. Amerikan başkanının kendisi. Böyle de literatüre bir şey sokmuş. İşte planla yapma, yetkilendir, yap. Aciliyet derecesiyle önem derecesi. Bir işe başladığınız zaman bunu göreceksinizdir. Özellikle otomotivdeki gibi yoğun tempoda çalışma, işte dakikayla araba üretilen bir yerde. Böyle her yerden bir bilgi akışı oluyor ve anlık bir sürü karar vermeniz gerekiyor. O kadar çok karar veriyorsunuz ki ve verdiğiniz karar sizden sonraki, örnek veriyorum siz birinci kişiyseniz 11 bininci kişinin yaptığı üründen size kadar gelebiliyor. Siz sorumlu oluyorsunuz. O yüzden bu grafik çok önemli. Hayatınızda iş yaşantısına başladığınız zaman mutlaka bu göz önünüzde mutlaka olsun. Şimdi bir iş geldi, örnek veriyorum fabrika müdürünüz geldi. Dedi ki işte Burak bunu yapacaksın. İşte bakıyorsun. Çünkü orada çok kritik bir soru var. Mesela üstünüzden size bir iş geldi. Ne zaman istiyorsunuz? Ne zaman vermem gerekiyor? Bu soruyu sormazsanız belki de o işi size veren yöneticiniz bir hafta sonra istiyor, 15 gün sonra istiyor. Ama yöneticiniz ya, siz onu hemen yapmak isteyeceksiniz. O yüzden o sırada yapmanız gereken birçok iş aslında yapılamayacak. Ne zaman istersiniz sorusunu sorduğunuz zaman belki de alacaksınız cevabı. 15 gün sonra istiyorum ben. Evet, o zaman planla. Önemli, fabrika müdürünüz istedi. Önemli, değil mi? Sizden üst, çok üstte biri. Ama çok önemli, bir hafta 10 gün sonra istedim. O zaman planlayacaksın. Planlarsan eğer, o anki yapman gereken işleri yaparsın ve planladığın için de fabrika müdürünün sana söylediği işi yapmayı unutmazsın. Ve hayata geçirirsin. Hem mevcut işlerini yaparsın, hem de üstünün istediği bir işi yaptığın için başarılı olursun. Genelde şöyle bir şey oluyor. Yeni işe başlayan arkadaşlarımızda biz artık yavaş yavaş çalışmaya başladık. Hangi birini yapayım? Şimdi benle birlikte çalışan 5 mühendis var. Arkadaşlara bir şey söylediğim zaman ya Burak Bey hangi birini yapayım diyor. İşte önceliklendirmeyi bilemediğimiz için neye karar vermemiz gerektiğini de bilmiyoruz. Bir anda kendimizi dünyanın en çok iş yapan insanı zannediyoruz ama aslında çok da bir şey yapmıyoruz. Çünkü neyi ne zaman yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Aciliyet derecesi çok yüksek. Örnek veriyorum hat durdu. Bir yandan da fabrika müdürüne bir şeyler hazırlıyorsun. Hangisini yapacaksın? Hat duruyor. Dakikada işte dediğim gibi bir tane araba çıkıyor. 10 dakika dursa 10 tane arabayı yapamıyorsun. 10 tane araba her birini 100 bin lira bile desen trilyon ediyor. Hangisini yapmayacaksın? Yapacaksın. Mecbursun. Önem derecesi yüksek. Neden? Çünkü şirketin kar etmesini sağlayan şey, ürün üretirse var, yoksa yok. Evet, o yüzden de yap. Anında yap, o işi bitir. O işle ilgili bir daha hesap vermek zorunda kalma. Veyahut da hatta gene bizde çok oluyor. Hat devam ediyor ama bir makinede bir bozukluk var. Geçici bir yöntemle devam ediyor hat. Arabalar çıkıyor, müşteriye satılıyor, bir problem yok. Arabalar beklenen kalitede ama sürekli orası için ekstra bir kalite kontrol koyuluyor. Ekstra bir önlem var orada. İşte sürekli bir mühendis kalibrasyon yapıyor vesaire. Onu hemen yapman gerekiyor mu? Hayır. Önce hattın en sonundakini çözmen gerekiyor. Bunu hemen yapman gerekmiyorsa bir arkadaşına bunu delege edersin. Dersin ki bunu bir hafta sonra senden istiyorum diye.
Bu şekilde bu grafiği kullandığınız zaman size bir sürü anlık olarak gelen veriyi doğru yorumlayarak ne yapmanız gerektiğine karar verirsiniz. Yapmazsanız dediğiniz gibi yöneticiniz sizden bir şey ister, hangi birini yapayım ki diye soru sormaya başlarsınız. Şimdi çözüm noktası bu işlerde bir yerde değil. Hiçbir zaman da bir yerde olmayacak. Bu gene dediğim gibi decision book'taki bir grafik. Çözüm noktasının hiçbir zaman tek bir noktada olmadığını anlatıyor. Çünkü siz bir şey düşünüyorsunuz, arkadaşınız bir şey düşünüyor, bir şey var. Müşterinin de bir beklentisi var. Bu dördünün birleştiği bir kesişim kümesi var. Çözüm oralarda bir yerde. Ne sizin düşündüğünüz, ne arkadaşınızın düşündüğü, ne daha önceki problemli olan, ne de müşterinin istediği. Aslında bir denge. Bu dördünün ortasında bir noktada. Şimdi bir hikaye okudum bu sunumu yapmadan önce. İlerleyelim. Şimdi köyün birinde bir tane ağanın diyeyim 17 tane koyunu varmış. Bu 17 tane koyunu da çocuklarına paylaştırmaya çalışıyormuş. İşte demiş ki büyük oğluma 1 bölü 3'ünü, işte ortan büyük oğluma 1 bölü 2'sini, ortancıya 1 bölü 3'ünü, işte küçük olan da 1 bölü 9'unu. Ama 17 tane koyun var. Ne 2'ye bölünüyor, ne 3'e bölünüyor, ne 9'a bölünüyor. Çocuklar demiş nasıl böleceğiz vesaire. Bu hikayenin sonunda çözüm şöyle anlatılıyor. Diyor ki, işte büyük kardeş gitmiş köyün ileri gelenlerine, ya babam bize koyun verdi ama biz bunu bölemiyoruz diyor. Orada bir karar alamıyorlar yani. Koyunların hepsi ortada duruyor. Köyün ileri gelen demiş ki, al benim bir tane koyunumu kullan demiş. Siz alın gidin bunu da paylaşın demiş. Sonra olay şöyle oluyor, 18 tane koyun oluyor ya, büyük kardeş 1 bölü 2'sini alacağı için 9 tane aldı. Ortancası 1 bölü 3'ünü aldığı için 6 tane, küçüğü de 2 tane. Çok ilginçtir ki bunları topladığınız zaman 17. Bir koyun gene arttı. İşte bazen hayatınızda bu şekilde katalizör görevi gören, reaksiyonun sonunda çıkmayan kişilerin olması gerekiyor. Sizin doğru kararlar verebilmeniz için. Ama her zaman da bu olmayabilir. Eğer ki ben de şunu düşündüm, şu slide'da dedim ki çözüm sadece bir tane değil diye. Bu koyunları okuduktan sonra ben de şöyle düşündüm. Ya bu kardeşler biraz tamahkar olsaydı, şöyle düşünüyorum, bazen bizde de oluyor. Öyle bir çatışıyoruz ki bir şey iyi yapalım derken hiç yapamıyoruz bu sefer. Çünkü bu kardeşler ilk başta bir tamahkar olsaydı, ya bölelim de küsur atları almayalım. İşte büyük kardeş 8 tane alsaydı, ortancısı 5 tane, küçük kardeş 1 tane, 14 tane koyun etti. 3 tane arttı ya. O 3 tane eşit bölselerdi, zaten yine 17 tane koyun yapacak. Bu koyun hikayesi çok önemli. Böyle biraz basit gibi gelse de birçok anlamı var. İlk dediğim gibi, belki hayatınızda bir katalizörün olması gerekiyor. Bir karar alabilmeniz için. Sonra siz o kararı devam ettirirsiniz ama o ilk ocağı yakarken, çakmağı yakarsınız ya ufak bir kıvılcım gelir. Ocak sonra yanmaya devam eder. Yemek pişer, devam eder, pişer. O kıvılcımı unutur herkes. Ama o kıvılcım olmasaydı o ocağı yakamayacaktınız. Ya o kıvılcım kendi içinizde olacak ya da etrafınızdaki insanları doğru seçip ona göre hareket etmeniz gerekir. İş hayatında bu anlattıklarımı yaşadığınız zaman eminim ki şu anki size hissettiğinden çok daha fazlasını hissedeceksiniz. Eğer ki bu söylediklerimden birkaç tanesi aklınızda kalırsa. Herkes çünkü benzer şeyleri yaşıyor. Şimdi bir projeye başlarken kısmına gireceğim. İşte projelerden anlatmaya çalışacağım size. Daha önce bir proje yapıyorsanız veya işte bir iş yapıyorsunuz, bir karar aldınız, bir şey yapacaksınız. Örneği varsa biraz daha şanslısınız. Ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Daha önce yapılanlardan bu projede farklı beklentiniz ne? Bir başlangıç noktanız var gene en azından. Peki projeyi kullanacakların bu projeden beklentileri ne diye soracaksınız. Oradan da birçok bilgi elde edeceksiniz. Beklentileri karşılarken katlanabilecekleriniz. Az önce size bireysel olarak katlanabileceğiniz bir tekerlek göstermişti, dengeli olması gerekiyor diye. Aynı şey bir proje yaparken de var. Bu beklentileri karşılarken katlanabileceklerinizi de ne kadar yapmak istiyorsunuz? Bir kere yaparsınız, tamam. Ben bazen spora çıkıyorum.
Diyorum ki bugün işte bisiklete 30 kilometre gideceğim ama 20. kilometreden sonra artık yorulmaya başlıyorum ve eve geri dönüyorum. Hedefim 30 kilometreydi. Gerçekten yapabilecek miyim? İş hayatında da aynı şey. Hedef devam. Gerçekten yapabilecek misin? Yapabileceğin hedefleri koymak ve o kararı alıp onu takip etmek çok daha başarılı. Evet, en uzakta bir hedefiniz olabilir. Ama mutlaka yapabileceğiniz, yiyebileceğiniz pastadan başlamak çok önemli. Neyse, bunları detaylandırmaya başlayacağım. Şimdi biraz da birkaç teknik bir şey anlatmaya çalışacağım. Daha önce yapılanlardan farklı olarak bu projede ne yapacaksınız diye bir soru sormanız gerekiyor kendine. Bir projeye başlarken bir iş aldınız yöneticinizden. Daha önce yapılmışım sorusunu sorduysanız 1-0 öndesiniz. Evet, tamam, daha önce yapıldı, biliyorum. Bunu ben nasıl hayata geçireceğim? Failure mode effect analiz denen bir yöntem var. FMA diye çıkar. Hatta iş ilanlarında da bir sürü görürsünüz. İşte FMA bilen, SPC bilen, işte böyle bir sürü harfler arka arkaya koyuluyor. Aslında çok basit bir şey. Hiç gözünüzde büyüteceğiniz bir şey değil. Böyle bir tablo çiziyorsunuz Excel'de. Çok basit bir şekilde. Daha önce yapılan ürünü koyuyorsunuz veya yapacağınız ürünü koyuyorsunuz. İsmini yerleştiriyorsunuz. Bu benim yaptım. 2017'de yapmışım. Mayıs 2017'de. Mühendis arkadaşlarımla birlikte, 3 arkadaşımla birlikte yaptığım bir FMA'nın ilk satırı. Aşağı doğru 35-40 tane madde vardı. Anlatmak için sadece üst tarafını aldım. İşte riskleri yazıyorsunuz. O riskin getireceği sonuç ne? Yani her şeyde bir risk var. Gerçekten bu sonuç kötüyse, evet, onu düzeltmeniz gerekiyor. Ve oraya bir şiddet yazıyorsunuz. İşte 1 ile 10 arasında. Kendinize göre. Ben buna ne kadar dayanabilirim? Bir hata oluştu. Tamam, ufak bir hata. Hemen giderebileceğim şiddeti 1 ise o zaman çok da kafanıza takmanıza gerek yok. Çünkü şiddeti 9 olan, 8 olan bir sürü madde çıkacak karşınıza bir projeyi hayata geçirirken. Eğer siz 1'den başlıyorsanız gerçekten müşterinin çok fazla negatif etkileneceği, belki de sizin aracınızı almayacak bir şeyi yapmayıp sadece 1 verdiğiniz çok da etkili olmayan bir şeyden başlıyorsanız dediğim gibi belki de aracı satamamaya başlayacaksınız. Oluşturuyorsunuz bu şekilde. Hatanın muhtemel sebepleri diyorsunuz. İşte o sebepleri yok etmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Bunlara da puan veriyorsunuz. Birkaç tane sebebi olabilir. Birinci sebepten başlıyorsunuz. Sonra da bunu keşfetme ihtimalin ne? Şimdi bir tane hata vardır. Müşteriye giderse müşteri o arabayı bir daha almaz. Evet, ama keşfetme ihtimalim, hat üzerinde bu hatayı görüp, işte bir yazılımsal bir hata diyelim, bunu görüp düzeltme ihtimalim çok yüksek. Bir daha söylüyorum. Bir hata var, şiddeti çok yüksek. Yani müşteriye giderse o arabayı bir daha almaz. Ama o hatayı görme ihtimaliniz de çok yüksek. Yani hatayı hemen görüp düzeltebilirsin. Bir tane daha hata var, gene müşteriye giderse müşteri o arabayı almaz ama o hatayı görme ihtimaliniz yok. Aracın üstünde. Hatta gidiyor, hop, müşteriye gitti araba. Görme ihtimaliniz yok. Burada görme ihtimalinizin olmadığına öncelik vermek gerekiyor. Eğer siz, evet çok ciddi bir hata ama hat üzerinde düzeltebiliyorsanız bunu, düzeltemediğinize doğru yönelmeniz gerekiyor. Ardından bunları çarpıyorsunuz. İşte hata, hatanın etkileri, muhtemel sebepleri, keşfetme olasılığınız. Bunların hangisi en yüksekse diyorsunuz ki evet, benim projemin başlangıcında ben bunu seçmeliyim ve bunu seçerek başlayacağım. Yani dediğim gibi hayatınızda bir sürü risk var. Dışarıda yürümek bile bir risk, burada durmak bile bir risk. İşte yangın çıkabilir, deprem olabilir, yıkılabilir. Evet, ama bu ne kadar olabilir? Neyle başlamam gerekiyor? İş yaşantısında da bu şekilde. Bir projeye yön veriyorsanız her hataya anında atak edemezsiniz. Öylece bir gücünüz olmayacak zaten. Ekibiniz de o kadar olmayacak. O yüzden bu şekilde basit bir tablo oluşturursanız ve mümkün mertebe birden fazla sayıda kişinin buna katılmasını sağlarsanız sonuç mutlaka başarılı olur. Tek başınıza yaparsanız o size göre olur. Ama özellikle de 4-5 farklı bölümden kişilerin olmasıyla birlikte yaparsanız veya 4-5 farklı uzmanlığı olan arkadaşınızla yaparsanız çok başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu benim FMA'imin arkası tarafıydı. Devam etmiştim. Problem de şuydu. Transit'in kayak kapısında birçok farklı model değişikliği var.
İşte o kaya kapın takıldığı araç Rusya'ya da gidiyor, Amerika'ya da gidiyor, Avrupa'ya da gidiyor, Afrika'ya, her yere gidiyor araba. Her ülkenin regülasyonuna göre de farklı gereksinimleri var. Benim çalıştığım yerde de eskiden bu 3 tane kalıpla üretiliyordu. Yeni projeye gelirken yöneticim dedi ki, Burak dedi, biz bunu 2 kalıpla yapacağız dedi. Örnek veriyorum, 100 bin euro kar edeceğiz bu işten. Bir tane kalıp azaltıyoruz yani özellikle. Ben de dedim ki, bir tane kalıp azaltırsak bu kadar kompleksi de yaratacağız. Buna dayanabilir miyiz diye soru sordum. Tabii dayanacak olmadığı için, yeni işi ben yapacak olduğum için, tabii ki dayanırız dedi. Devam ettik. Dedim ki, bir şekilde ikna etmeye çalışayım dedim. Düşündüm, nasıl ikna edebilirim diye, parayla belki ikna edebilirim diye. Bütün işçilikleri çıkardım tek tek. O az önceki şunların her biri bir işçilik yapıyor, zaman yapıyor, hattı durduruyor, kalite riskini ortaya çıkartıyor vesaire. Sonra dedim ki, biz bu kalıbı transitin servis, yani birinci servis ömrü boyunca, yani makyaj gelene kadar, kalıplar değişene kadar 5 yıl boyunca kullanacağız. Sonra da bir fiyat hesapladım, dedim ki 600 bin euro, biz 100 bin euro kar edecektik. Dedim ki, 100 bin euro kar ederken 600 bin euro kaybedeceğiz ama. Ne oldu? Tabii ki benim dediğim olmadı. Bu kadar uğraştım. Sinirlendim. Çok eminim ama bunu hazırlarken. Böyle hesapla yapmışım, mühendisim ya. Her şeyi yazmışım. Bana dedi, biliyor musun, bu rakamları nereden yazdın dedi. Şimdi akademisyenler bir atıfta bulunma olayı var. Nereden yazdın? Ben de şöyle yıldız koydum ya. Biliyorum, 600 euro demişim, 9 saat demişim. İkna edemedim. Onun dediği gibi bir kalıpla oldu. Projeyi devreye almaya çalışıyoruz ama o bir kalıpla yaparken bu kadar kompleks değil. Ekibimle birlikte yönetmeye çalışıyorum. Bir yandan araba üretmemiz gerekiyor. Kantar içindeyiz. Sonra sinirleniyorum ben tabii. Atölyede çalışıyorum. İşte gece fabrikaya gidiyorum, uğraşıyorum, ediyorum. Sonra dedim ki, ya ben bu kararı almamasını nasıl sağlayabilirdim acaba diye. Sonra fark ettim ki yöneticimi ben aslında çok iyi tanımıyorum. Ben bu modları kendi fikrimdeki arkadaşlarla birlikte hazırlamışım. Yani fikrini nasıl diyeyim, bazı insanlar vardı söylediğinde sizi rahatsız eder. Bazıları da vardı böyle ruhunuzu okşar. Aa evet dersiniz. İşte o zehiri alıyorsunuz orada. Yapmışım, hazırlamışım. Böyle de sundum. Sonra düşündüm nasıl ikna edebilirdim diye. Keşke şöyle anlatsaydım. Ben 100 bin euro yatıracağım. 5 yıllık servis ömrüm var. 5 yıl boyunca bu paranın getirisi ne kadar olabilir? İşte faizler ne kadar? %12 diyelim vesaire. İşte çarparsan maksimum sana edecek 460 bin, 500 bin lira. Ama yapmazsak 600 bin lira kazanacağız deseydim belki ikna edebilirdim. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Siz sunumu ne kadar yaparsanız yapın, o az önceki üçlü çember vardı ya, o çemberi doğru bir şekilde geçirmezseniz, istediğiniz kadar mühendis olun, istediğiniz kadar hesap yapın, istediğiniz kadar doğru hesap yapın. Ama dediğiniz olmaz. Neyse, hikayeye devam edeyim. Hikayeye gibi anlatıyorum. Kalıbı tek olarak yaptık. Uğraşıyoruz biz böyle. Devam ediyoruz. Ondan sonra kalıp kalitesi olarak, yani araç birçok parça birbiriyle birleşiyor araçta. Bu kalıptan çıkan parça diğer parçayla uyumunda problem yaşanıyor. Takdir ilahi bir tane daha kalıp yapmak zorunda kaldık. Ne oldu? Yöneticim de hatalı karar verdi. İkinci bir 200 bin euro daha harcamak zorunda kaldım. Ve bir sürü işçilik yaptım. Ama ben buradaki hatayı yöneticimde aramıyorum. Ben en başta doğru bir şekilde anlatabilseydim ona ve onu ikna edebilseydim, doğru kararı aldırabilseydim, hem kendi dediğim olacaktı hem de daha karlı bir şekilde bu projeyi hayata geçirecektim. Benim için önemli bir dersti. Dediğim gibi öğrenilmiş dersler diye otomatik sektöründe lesson learned diye yazılan bir sürü kişinin içini doldurduğu ama proje başlarken kaç kişinin okuduğunu soru işareti olduğu bir sistem var. Bunu kendi hayatınızda da uygulayabilirsiniz. Daha önceki yaptığınız bir şeyde buna benzer bir şeyden nasıl bir ders çıkardın diye sorduğunuzda mutlaka bir ders var orada. Etrafınızda sormanızda fayda var. Araba yapıyorsunuz. Ben otomotivden bahsedeyim. Siz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama müşterinin beklentileri bambaşka.
Servis geri bildirimlerine bakmakta fayda var. Müşteri ne diyor? Dünyanız apayrı. Siz bir şey yapıyorsunuz ama müşterinin beklentilerini karşılamıyor. İstasyon geri bildirimleri dediğim bir nokta var. Mesela otomotivde şöyle başlıyor üretim. İşte kalıp atölyesi benim olduğum yer. Sonra plastik şekil vermenin yapıldığı pres atölyesi, gövde üretim, kaynak, boy hali ve montaj olarak devam ediyor. Siz bir şey yapıyorsunuz ama belki montajdaki kişi sizin yaptığınızdan çok mutlu olmayacak. Sistemi bir bütün olarak düşünmekte çok fayda var. Yeni otomotiv sektöründesiniz. Rakipleriniz ne sunuyor? Bu otomotiv sektörü dışında şey olarak düşünebilirsiniz. İleride meslek hayatınıza başladığınız zaman mutlaka dünyayla iç içe ve kararlarınızı alırken çevrede ne olup bittiğine bakarak karar vermenizde fayda var. Az önce dedim, beklentileri karşılarken katlanabileceğiniz şeyler. Yapmak istiyorsunuz, çok güzel şeyler hayata geçirmek istiyorsunuz. Ama yön verdiğiniz sistemin kapasitesi buna müsaade etmiyor. O zaman yapabileceğiniz çok fazla yok. Ya kapasite artışı için yöneticinizi ikna etmeniz gerekiyor, ya da mevcut kapasiteyi nasıl yapabileceğinize bakmanız lazım. Bir kısıttır bu da. Maliyet tabii ki. Ticari bir işletmeyseniz ve ürettiğiniz ürünün hayata geçmesiyle, para kazanmayla, kar etmeyle ürünü ortaya koyuyorsanız maliyet çok önemli bir şey. Verdiğiniz kararın sonucunda neye etki edecek? Şu anda biliyor musunuz bir araba satıldığı zaman ortalama ne kadar kar ediliyor? $1,000 bile değil. Bir araçtan bir fabrika $1,000 bile kar edemiyor. Bu kadar sıkı bir ticari dünyanın olduğu yerde verdiğiniz kararın bu maliyetlere 10 sent bile etki etmemesi gerekiyor. Nasıl karar vereceksiniz? İşte challenge orada. Performans yönetimi denen şey de en büyük sıkıntılardan biri. Otosan dediğim gibi 11 bin kişiden oluşuyor. En son rakam 11 bin sayı. Artıyor, azalıyor. 11 bin kişi. Bir karar aldınız, evet onu gerçekten yaparsanız belki de çok iyi bir ürün ortaya koyacaksınız ama ekibiniz buna hazır mı? Bir ekibe yön veriyorsunuz. Ben burada öğrenciyken bir hocam demişti ki her bir mühendis mutlaka bir yönetici olacaktır diye. İlk işe girdiğinizde bile yöneticisiniz aslında. Bir şeylere karar vermeniz gerekiyor. Bir tane usta geliyor, daha ilk gün işe başladınız, ilk gün gelip size soracak. İşte Burak Bey, bunu nasıl yapalım? İşte orada bir karar vermeniz gerekiyor. Mühendisliğimiz zor yeni o. Performans yönetimini çok iyi idare etmek lazım. Odak noktası, diyorum ya 2025'te biz ürünü devreye alacağız ama 2016 sonundan beri yaklaşık 10 senedir çalışmaya devam ediyoruz. Odağımızı gerçekten son noktaya gidecek ürüne gitmek için odağımız hep aynı yerde olacak mı? Diğer bir soru bu. Ve mevcut durum. Siz birçok şey yapabilirsiniz. Hayal ediyorsunuzdur. Ama mevcut durumdan çok farklı bir yerdeyse sizin düşündükleriniz çok real bir şekilde hayata geçmeyecek demektir. Gelecekteki durumunuz da önemli. Hayal ettiğiniz şeyi ortaya koydunuz diyelim, gerçekten ne kadar faydalı olacak? Sizin için mükemmeldir. O yüzden çevre etkenleriyle birlikte hareket etmek çok önemli. Aynı şekilde gelecek rakiplerinizi de gelecekteki durumuyla kıyaslamanız gerekiyor. Şimdi sigmoid eğrisi var. Bu grafikte belki de dünyadaki birçok şeyi açıklayabiliyor. Hem psikologlar, hem mühendisler, hem nörobilimciler, bütün nokta nokta bilimciler şu grafikle bütün dünyanın varoluşunu açıklayabiliyor. Çok garip bir şey. Yazdığımız gibi pozitif bir artış var, logaritmik bir artış var. Sonra negatif artış evresi ve denge. Ve nereden baksanız yeni sistemle birlikte 40-45 yıl bir belki de daha fazla, bilmiyorum şu anda ne zaman emekli olunuyor. 50 yıla yakın bir çalışma hayatınız olacak. Buradaki kararlar, vereceğiniz kararlar, literatür bile diyor ki, bu logaritmik artışın ortasında, logaritmik artışın ortasında olduğunuzun farkında olmanız gerekiyor diyor. Yani negatife gelmeye başladığınız zaman, bir şeyler durağanlaşmaya başladığı zaman, yönünüzü farklı bir yere getirmeniz gerekiyor. Bu karar anı çok önemli.
veremezseniz ondan sonra denge ve çöküş. Dünyada buraya gelmeden önce Google'a yazdım 100 yıllık kaç tane şirket var diye. Çok fazla sayıda çıkmıyor. Bir tane Japon oteli var. Milattan sonra 705 yılında kurulmuş. Hala da devam ediyor. 1300 kaç oluyor? 11 mi? 14 yıllık bir otel. Felsefesini diye sordukları zaman kendisi öyle bir şey değil, öyle bir noktada kalmış ki hiç gelişmemiş. Şu anda ne internet var, ne dünya iletişimi var. Yani otele gittiğiniz zaman hiçbir şeyiniz olmuyor. Ve bu şekilde ilginç bir durumda 1300 yıl aşkın süredir hayatına devam ediyor. İncelerseniz böyle çok farklı yorumlar katabileceğiniz bir konu. O yüzden dediğim gibi negatif artış evresine geldiğinizde bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirmezseniz de çökecek. Bugün şirketlerin ortalaması yaklaşık 40 yılda 60 yıl arasında değişiyor. Neden 100 yıl olmuyor? İşte bu eğriyi doğru yorumlayamıyor insanlar ve farkında değiller. Farkındalığınız olmadığı zaman doğru bir karar veremiyorsunuz. Kendiniz için ve çevreniz için de. Eğer bir projeyi ilk kez yapıyorsanız, dediğim gibi sigmoid eğrisinde siz geldiniz, negatif artış noktasına geldiniz artık. Bir projeyi yapmak, daha önce yapılmış bir projeyi değil de ilk kez bir projeyi yapmak istiyorsunuz. Neden bu projeyi ilk kez yapıyorum? Bir şey yapıyorsanız kar getirmesini gerektiğini düşünebilirsiniz. Değişim yönetiminde çok güzel bir şey vardı. Sadece kar amacıyla kurulan hiçbir şirket uzun yıllar boyunca hayatına devam edememiş. Çok ilginç. Bunları araştırabilirsiniz internette de. O yüzden kar fayda gerçekten birinci önceliğiniz mi? Sizin verdiğiniz kararlarda, kendi hayatınızda bir gün iş hayatına gireceksiniz. Geliriniz mi birinci derecede önemli olacak? Yoksa size sağladığı fayda mı? İşte bunu düşündüğünüzde sizin için hangisi önemliyse onu verebilirsiniz. Ama parayı tercih ettiğinizde ilk etapta büyük ihtimal doğru kararı vermemiş. Dediğim gibi, kar fayda dışında katkısı var mı? Projeye yönlendiren nedenleri çok iyi analiz etmek gerekiyor. Edemezseniz de dediğim gibi olumsuz bir şekilde bu projeye yön vereceksiniz. Sürdürülebilirlik çok önemli. Sürdürülebilirliğin bir sürü tanımı var. Ama dediğim gibi insanlar bile bunu sağlayamıyor. 40-60 yıl içinde şirketler yok oluyor. Neden 40-60 yıl diye düşündüğünüz zaman? Çünkü bir neslin bitme süreci yaklaşık 60 yıl. Çok iyi bir fikir yakalamış ve o hızla devam eden fikir 60 yıl sonra önemini ve hayatındaki varlığını yok ediyor. Sürdürülebilirlik bu yüzden çok önemli. Çağlara göre alacağınız kararlar sizi bir adım öteye götürebilir. Dediğim gibi projenin sonunda ne istiyoruz? Fayda mı? Yoksa müşteri memnuniyeti mi? Yoksa en çok tercih edilen olmak mı? En çok tercih edilen olmak müşteri memnuniyeti midir? Veya sizin yapacağınız üründe yöneticilerinizi memnun etmek mi, yoksa etmemek mi? Sıfır hata mı istiyorsunuz? Bunların hepsini sormanız gerekiyor. Şimdi sonuna baktığınız zaman hayatınızda belki anlattıklarımdan bir şey aklınıza kalmayacak ama bir karar verme noktasında birçok şey düşünmeniz gerektiğini farkında olmanız bile bugün buraya gelmenizde size bir artı değer katmış olacaktır. Yani kararınızı dediğim gibi beynimizin birinci kısmıyla değil, sorunun en başında söylemiştim. Daha detaylı düşünen ikinci kısmıyla vermek çok daha önemli. Sizden beklenenleri bir önceki sunumun ilk başındaki sizden beklenenleri atıfta bulunarak soruyorum. Mevcut bir üründeki hatayla mı yapıyorsunuz? Yani bir hatanın düzeltilmesiyle mi yapıyorsunuz? Ve bir beklenti oluşturmaya gerek var mı yapacağınız ürünle ilgili? Ve maliyet. Gerçekten maliyet mi önemli nokta yoksa değil mi? Buna karar vermeniz gerekiyor. Mevcut işlere etkisinde dediğim gibi kapasite çok önemli. Siz bir şey düşünüyorsunuz, bir şey yapmak istiyorsunuz ama mevcut işlere etkisi var mı, yok mu? Ve sonuçlar ne işe yarayacak? Seni nereye taşıyacak? Bir karar alabilirsin, anlık olarak seni çok mutlu edecektir. Beyninin birinci kısmıyla karar vermişsindir. O an tatmin olmuşsundur. Ama gerçekten ileride bu sana fayda sağlayacak mı? Gerçekten büyük bir soru işareti. Önceliği ne olacak? İstediği sonuçlara ulaşmak için kendine ne kadar zaman veriyorsun? Ders çalışırken de aynı şeyi yapıyorsun. Şunu
diyorsunuz, şu kadar zamanda bitiririm diyorsunuz ama genelde bize günü sabaha kadar ders çalışıldığı zamanlar oluyor veya final zamanı. İşte bu soruyu doğru şekilde kendimize soramadığımız için iş hayatında birçok projede, birçok noktada bu zamanı yakalayamıyoruz. Şimdi bu kadar şey anlattım ama Thales oturuyormuş, arkadaşı sormuş ona, demiş ki sence dünyada hep olan şey ne demiş? O da demiş ki ümit. Ümit bizi en son bırakır demiş. Bir şeyden vazgeçtiğiniz zaman da bile gene bir ümidiniz olur içinizde, o ümitle yaşarsınız. Sonra arkadaşı gene sormuş. Peki en kolay olan şey ne demiş? O da demiş ki nasihat vermek demiş. Ben de şimdi bir sürü bir şey anlattım ama nasihat vermek dünyanın en kolay şeyi. En zor olanıysa kendinizi bilerek kendi kararınızı vermeniz ve kendinize ve çevrenize en yüksek faydayı sağlayacak karar verdiğiniz noktada başarılı olacaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Tanımak için ne kadar süre geçmesi gerekli ve yöneticiyi tanımak için belli taktikleriniz var mı? Çok iyi soru sorabilmeniz gerekiyor. Mesela genelde şöyle oluyor ya, böyle garip garip atamalar duyuyorsunuz bazen. Hiç alakası yok. Örnek veriyorum, adam bilim sanayisinde, kadın bilim sanayisinden bir anda havacılık sektöründe veya gıda sektöründen bir anda havacılık sektöründe yönetici oluyor. Sen diyorsun ki ne alaka ya? Ama yöneticilikte şöyle bir şey var, doğru soruyu doğru yerde sorabilmek çok önemli. Sen de yöneticiyi tanımak için management of manager diye, yöneticiyi yönetmek. Doğru soruyu doğru yerde sorabilirsen, yani almak istediğin cevabı doğru şekilde sorabilirsen, karşındakini avucun içine alarak o zaman çok çabuk tanıyacaksın. Eğer ki sen yöneticiyi tanıyamıyorsan, anlayamıyorsan nasıl tepki vereceğini, yine problemi kendinde aramak gerekiyor. Doğru soruyu soramıyorsun. Teşekkür ederim. Başka sorun yok herhalde. Peki.